Hep merak etmişimdir. 112'yi aradığımızda gerçekte neler oluyor? O hattın diğer ucundaki gizemli sesler kimin? En karanlık anlarımızda ulaştığımız o yabancılar kim? Onlar en karmaşık anları yönetiyor, bilinmeyeni çözüme kavuşturuyor. Ve işte şahit olduklarım. İstanbul Jandarma, iyi günler. Acil çağrı merkezi. Silah bıçak falan var mı elinde? Hatta kalın, yetkili arkadaşlarımıza aktarıyorum. Gel Nişan, benim kapatmamı da mı? Ambulans geliyorlar. Acil durumlarda aramanız gereken tek numara artık sadece 112. Yanlışlıkla yapılan aramalardan en tuhaf ihbarlara ya da son nefeste yapılan acil yardım çağrılarına kadar bu numara bir ayda ortalama 10 milyon kez aranıyor. Operatörler telefonları her an her şeyi duyabileceklerini bilerek açıyorlar. Ben Tayfun, 28 yaşındayım. 10 yıldır paramedik olarak görev yapıyorum. Mesleğimi çok seviyorum. 7 yıl sahada hayat kurtardım. 3 yıldır da telefon başında insanların hayatını kurtarmaya devam ediyorum. Acil çağrı merkezi, buyurun. Ben bir şikayette bulunacaktım. Konu neydi? Eşim beni dövdü. Ben hamileyim, nefes alamıyorum. Tamam, sakin olun. Ya, çok basit bir sebepten. Ambulans siz istiyor musunuz? Ne yapacağımı bilmiyorum. Hatta kalın, yetkili arkadaşlarımıza aktarıyorum. 112 acil çağrı merkezi. Beni de bir şey olursa diye çok korkuyorum. Hamileyim ben. Tamam, sakin olun hanımefendi. Tamam, sakin olun. Bakın, beni dinlemezseniz ambulansı hızlı bir şekilde yönlendiremem. Eşim göğsüme doğru çok kötü vurdu, karnıma doğru. Nefes alamıyorum, dayanamıyorum. Ne olur çabuk olun, hamileyim. Tamam, kaç yaşındasınız hanımefendi? 41 yaşındayım. Tamamdır, ben yönlendiriyorum şimdi ambulansı size, yönlendireceğim. Çok kısa bekleyin hatta. Ya biz tartıştık, eşim çok şiddetli göz kemiğime doğru vurdu. Ciğerlerim. Tamam, peki şu an herhangi bir ağrı ya da kanama var mı? Yok. Sadece göğsüm şiddetli ağrıyor. Yüzüme çok kötü. Tamam. Karnıma doğru da darbe aldım. Tamam hanımefendi. Siz şimdi eşiniz yanınızda mı ya da şu an güvenli bir alanda mısınız? Evet, buradayım, şu anda bekliyor. Nerede? Bana kimse bir şey yapamaz diyor. Tamam, biz... Tamam, emniyet polisle birlikte yönlendiriyoruz hanımefendi ambulansı. Tamam mı? Siz mümkün olduğunca kendinizi güvenli bir alanda bekletin. Başka bir yerinizde herhangi bir şikayetiniz var mı? Yok, sadece ağrıyor. Boynuma doğru da vurdu. Yüzüm, boynum kıpkırmızı. Tamam, eşinizin yanında herhangi bir kesici, delici ya da herhangi bir silahlı gibi bir şey var mı? Yok, normalde de böyle biri değil zaten. Sadece vuruyordu ama... Çok şiddetli döndü, nefesim kesiliyor. Tamamdır, ben yönlendirdim emniyet ekibleriyle birlikte. Tamam, geçmiş olsun hanımefendi. Tamam. Tekrardan tamam, arayacağız tamam. Sizi, telefonu meşgul etmeyin. Tamam. Efendim? Alo, ekibi mutlak uyar, eşi hala yanındaymış. Bekliyorum, gelsinler, korkum yok gibi şeyler söylemiş. Emniyet ekipleri olmadan hiç mutlak tamam, şeye tamam. Giriş yapmasınlar, adrese giriş yapmasınlar, olur mu? Sağlık operatörü arkadaşlarının güvenliğini sağlamak için uyarıda bulunuyor. Çünkü günün sonunda onları da evlerinde bekleyen birer ailesi var. Alo. Alo, 112 acil çağrı merkezinden arıyorum. Biraz önce benimle görüşmüştünüz zaten. Şimdi size hem emniyet hem sağlık ekiplerini yönlendirdik. Merkez 73-314. Kadına şiddet konusu ekiplerimizi ivedi şekilde belirttiğimiz adrese intikal ettirin. Anlaşılır. Şu an kendinizi koruyabileceğiniz bir alanı aldınız mı? Aldım, evet. Zaten eşim de aşağı indi. Dışarıda şu an. Aşağıda beklerim dedi. Aşağı indi ve aşağıda bekleyeceğim dedi. Tamam. Bekler o orada. Öyle korkmaz yani. Tamam. Korkusu falan yok. Tamam. Tamam hanımefendi, tamam. Ben emniyet ve sağlık ekipleri gelene kadar size telefonda eşlik edeceğim zaten. Tamam mı? Siz öncelikle sakin olun. Lütfen mümkünse kapınızı kilitleyin. Tekrardan aynı şeye maruz kalmamak için. Kilitledim kapımı zaten. Ambulansla polis gelecek diye
üstümü değiştireceğim. Tamam, bakın mümkün olduğunca aslında hareket etmemeniz gerekiyor. Şu an için sizin için en sağlıklı olan şey o. Herhangi bir kırık ya da çıkık veyahut da başka bir sıkıntı olmaması için sizin hareket etmemeniz gerekiyor. Dilerseniz bekleyin. Zaten eğer durumunuz uygunsa ekiplerimiz bunlar için zaten size müsaade edecektir. Sağlık ekiplerimiz. Kırım çıkım yok galiba ama göğsüme ve karnıma doğru da darbe aldığım için korkuyorum. Bebeğim için korkuyorum. Peki darbe neyle vurdu? Herhangi bir sert bir cisim mi? Tamam, elleriyle vurdu. Kafası bir şeye bozulsun. Tamam. Başka bir yakınınız var mı peki şu an yanınızda? Evet, çocuklarım yanımda. Çocuklarınız var. İçin normalde iyi biri, yani öyle sopa bıçak bir alet zarar verecek bir insan değil. Sadece işte sinirlendi de engel olamıyor ki. Çünkü çocukluğunda öyle bir evde büyümüş. Babası annesini de onu da sürekli dövermiş. Hatta bir defasında eşim bayılmış dayakta. İşte çok sinirlenirse böyle oluyor. Mümkünse kapınızı kilitleyin zaten şu an. Tekrar size ulaşmaması adına. Çünkü genelde böyle durumlarda sağlık ya da emniyet ekiplerini gördüklerinde şahıs daha da şey yapabiliyor. Saldırganlaşabilir. O yüzden siz önce kendinizi korumaya alın lütfen. Güvendeyim şu anda. Çocuklarıma ben etmemek için onlarla konuşuyorum. Oturuyoruz birlikte. Bir de beni suçluyor. Beni sen sinirlendirdin diyor. Ben bugünlerde biraz gerginim. Ama hamileyim diye. Normalde sakinim. Evet. Bir de bana hakaret ettiği zaman hiç dayanamıyorum. Kaç haftalık gebesiniz? 6 aylık. Göğüs kemiğim eşiğinde yumruk attı. Zor nefes alıyorum. Karnıma doğru da eli de korkuyorum o yüzden. Başıma yüzüme falan. Anladım. Peki darbe aldıktan sonra düştünüz mü? Yok, düşmedim. Ama bir ara denge kaybeder gibi oldum. Bir de başım zonkladı. Çok başınız zonkladı. Anladım. Tamam, dediğim gibi lütfen kendinizi öncelikle tekrar ediyorum. Lütfen kilitleyin ve güvenli bir ortama alın kendinizi. Eve girmesin en azından ekiplerimiz gelene kadar. Ve hareket etmeyin mümkün oldukça. Ben zaten dediğim gibi ekipler gelene kadar size buradan eşlik etmiş olacağım. Telefonu kapatmayacağım. Tamam, ekiplerimiz zaten şu an yoldalar, geliyorlar size doğru. Tamam mı? Korkmayın, sakin olun. Tamam. Çocuklarınıza herhangi bir şiddet var mı? Çocuklarınızın durumu nasıl? Tamam, onlarda herhangi bir şey yok şu an. Çocuklarım iyi. Kaç yaşında diğer çocuklarınız? Kızım biri 9, öbürü 6 yaşında. Oğlum 4 yaşında. Yani şöyle yapın, şu an sakin olun lütfen. Bunları da ilerleyen süreçlerde gerek adli olarak, gerek de psikiyatrik olarak, psikolojik olarak da bunları çözebilirsiniz zaten. Ama şu an önemli olan bir sizin iki bebeğinizin sağlığı. Hem sağlık hem de emniyet ekipleri adrese ulaşana kadar operatör telefonda kalıyor. Ve şiddet mağduru, üstelik de hamile olan bu kadına psikolojik anlamda destek olmaya devam ediyor. İlerleyen süreçlerde gerek adli olarak, gerek de psikiyatrik olarak, psikolojik olarak da bunları çözebilirsiniz zaten. Ama şu an önemli olan sağlıklı olduğunuzdan ve bebeğinizin de sağlıklı olduğundan emin olduktan sonra sizin talebinize göre gerek adli bir süreçte, gerekse psikolojik bir süreçte zaten destek olacaktır. Devletin diğer kurumları. Ben şu an kontrol ediyorum. Ekip zaten girmek üzere şu an adresinize. Siz kapınızı kilitlediniz değil mi? Evet, kilitledim. Kilitlediniz, tamam. Evet. Almayın mümkün olduğunca şey yapana kadar. Ekiplerimiz gelene kadar. Kimlik lazım olur mu peki? Tamam, önemli değil. TC kimlik numaranızı bilmenize de kimliğinizin olup olmaması şu an önemli değil. Biz zaten diğer bilgilerinize ulaşabiliriz isim soy isimle. Onları düşünmeyin siz lütfen. Ne zaman burada olurlar? Siz şimdi hatta bekleyin. Ekibim zaten sokağa girmek üzere şimdi. Ne olmuş? Ya bir kadın çocuğu var, eşi darp etmiş evde. Yani hem gebe. Çocuğu var ve gebe. Olay yerinde mi şu anda? Efendim? Darp eden eşi olay yerinde. Şey yapmış, evden çıkmış. Ben de kapıyı kilitlemesini söyledim en azından. Evet. Kendini güvende olsun diye. İyi söylemişsin. 112 acil çağrı merkezi. Hayatı dağılanlardan kendini dağıtanlara kadar günde binlerce acil yardım çağrısına cevap veren çağrı operatörleri
akıl ve mantıklarıyla saniyeler içinde en doğru kararı vermek zorundalar. Acil çağrı merkezi. Beyin bomba ihbarına ne yaptınız arkadaşlar? Bir saniye. Beyin bomba ihbarım var ya, sizde ne yaptınız? Ekip ne yaptı? Merak ettim diye. Telefonunuzu kapatmayın. Ben hiç kapatmadım ki. Aktarıyorum, bekleyin. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, buyurun. Bir bomba ihbarı vermiştim. Bomba mı? Vallahi ben öyle sandım. Siz anlamadınız mı hala? Sen bu aracın içerisinde bomba mı var? Hayırdır? Ne? Kimse bulamıyor. Güvenlikçi bulamıyor sahibini. Siz gelmediniz. Sizce bomba yok. Beyefendi, ne bombası? Bilmem ki. Patlattınız siz mi metrosunuz? İçinde bomba mı var bunun? Bilmiyorum ki. Bence var. Çok meminsiniz uzaktan. Bir insan, bir başka... Beyefendi, bakın. Şu an sesli kayıt altına alınıyor. Bilginiz olsun. Doğrudur. Şimdi bu aracın içerisinde bomba var mı? Arkadaşlar, güvenlik bu aracın sahibini bilmiyorsa, ev sahibi bilmiyorsa, size ne vardı? Ya beyefendi, şimdi içinde bomba olabilmesi için hani bizzat görmüş olmanız lazım. Kablolar ya da bomba. Ev sahibine ait değilse, güvenlikte bomba... Ya şüphelidir o zaman araç. Direkt bomba var diye şeklinde ihbarda bulunamazsınız siz. Araç şüphelidir. Şüpheli midir? Direkt bomba ihbarıdır belki. Beyefendi, o zaman ben buraya bu şekilde notumu düşeceğim. Aracın sahibi yok. Kimin tarafından olduğunu bilmiyorum. O yüzden bomba olabilir içerisinde. Arkadaşlar, şüpheli araç. Tamam, gelen ekiplere de zaten numaranız mevcut. O şahıslar sizi bulurlar, tamam? Sıkıntı yok. Şüpheli araç başka yere koyar, başka iş yapar. Benim otoparkıma bir araç bomba koymuşsa, güvenlik bunun kimin olduğunu bilmiyorsa... Ne, beyefendi... Bomba yüklü bir araçtır ya. Yoksa niye güvenlik bulamazsın ki zaten? Ben güvenliği aradım. Yanlış park etmişse. O da eyvallah. Güvenlik diyor ki bana, biz kimin olduğunu bilmiyoruz. Tamam. Ya şüphelendiğiniz bir durum var mı? Şüpheli paket falan. Ben ne bileyim? Tamam. Tamam. Anladım beyefendi. Ben gerekli yerlere ileteceğim. Beni anladınız mı? Anladım ben sizi. Yani güvenlik bilmiyorsa, kamera var, ben bilmiyorsam, o zaman bomba yok. Tamam beyefendi. Ben aktardım gerekli yerlere. Geçmiş olsun. Bizim için ihbarlarda, bomba ihbarlarında vatandaşın neler gördüğü, ne gördüğü, herhangi bir kablo ya da düzenek ne gördüğü çok önemlidir. Bunu özellikle sorarız biz vatandaşa. Ben ihbarda vatandaşa sorduğumda hiçbir şey görmediğini, aracın tehlike unsuru yarattığını söyledi. Bana göre inandırıcı gelmedi. Çünkü yani herhangi bir şey görmüyor. Bombaya dair, kablolara dair ya da kimin ne koyduğuna dair herhangi bir ihbarda yani herhangi bir şey söylemedi. Olabilir diyor. Bomba olabilir. Ben bunun daha çok asılsız bir ihbar olduğunu düşündüm. Aracın oradan çekilmesini istiyor. Çekilmesini istediği için bu şekilde bir oyun hazırlıyor. Bomba bizim için önemli bir konu. Çünkü büyük kitlelere ulaşıyor. Bomba dediği için mecbur almak zorundayım. Ben bütün ihbarları almak zorundayım. Hele ki bomba ihbarı dediyse bir kere almak zorundayım. Bunu bizim amirimize bildirmemiz gerekiyor. Asıl olan ya da asılsız ne olursa olsun bunu bizim amirimize bildirmemiz gerekiyor. Ekip yönlendirilmiştir, bakılmıştır diye yazdım. Şubelere falan attım, kameraya da attım. Tamam. Bir şey yok. Sonunda anlaşıldı ki asayiş Berkemal. Tanımadıkları, bilmedikleri binlerce insan her gün onları yardıma ihtiyaçları olduğu için arıyor. Ve onlar olayları sadece bir telefon vasıtasıyla çözüme kavuşturuyor. Anne babam yatıyor, sokak 25 gibi. Nefes alıyor mu? Nefes alıyor mu? Size cevap veriyor mu? Ağzından köpükler çıkıyor sanki. Anne, biriyle mi tartıştın? Telefonda biriyle mi konuştun? Cevap vermiyor. Anne. İki kaşının ortasına bastırabilir misiniz? Gözlerini sıkacak mı? Bir bakar mısınız? Kolonya koklatınca burnunu çekiyor mu? Gözünü çekiyor mu? Etki vermiyor. Kollarını havaya kaldırınca yere mi düşürüyor? Evet. Şu an gözlerini yumdu.
yoruyorsun beni. Anne kendine gel, ne olursa çok korkuyorum. 112 acil çağrı merkezi. Kolay gelsin ablacığım. Teşekkürler, buyurun. Ablacığım ben dün de aradım, çatımda gezen biri var diye. Önceki gün de aradım sabah. Evet. Ekip geldi iki defa, çatıyı izledi, baktı, kontrol etti. Çatıda gezen biri var derken? Şöyle ablacığım, komşularımdan biri telefonumu dinliyor. Evet. Galiba eve de mikrofon yerleştirmiş, evimi de gözetliyor. Benim her hareketimden haberi var. Tek düz ulaşmıyor. Yani çatıda artık kız arkadaşıyla mı takılıyor, başka bir şey mi yapıyor bilmiyorum. Neredeyse bir haftadır beni rahatsız ediyor. Tam çatıya çıkıyorum, nereden haberi oluyor bilmiyorum. Tam arıyorsunuz bizi şu an? Evet abla. Tamam. Polisler geliyor gidiyor, işlem yapmıyor. Neymiş, çatıda kimse yokmuş. Tamam, emniyete aktaracağım sizi. Mahallesinde mi oturuyorsunuz? Evet ablacığım. Numara kaç? Numara daire. Tamam, telefonunuzu kapatmayın. İlgili birime aktaracağım sizi. Polis imdat. Selamünaleyküm ablacığım, kolay gelsin. Sağ olun, çatınızda şu an biri mi var? Var ablacığım. Şimdi tövbe tövbe, ağzımı bozacağım yine. Sabahtan beri yani bir haftadır küfür ettiriyor kendine. Benim ağzımı bozdu ya. Geliyor camımın önünde fıs fıs küfür ediyor bana. Konuşuyor konuşuyor gidiyor. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece burada fuhuş yapıyordu. Bir tane bayan vardı. Bir de komşulardan biri. Evet. Beni hem görüntülü hem de sesli takip ediyor. Eve de mikrofon yerleştirmiş galiba. Odamda her yer kapalı. Güneşliğim kapalı. Kapım kapalı. Beni görmeleri imkansız. Gözümü kırpsam geliyor diyorlar. Arkadaşları buna talimat veriyor. O da ben çatıya çıkmadan kaçıyor. Polisler iki kere... Sizin husumetli olduğunuz şahıslar kim? Efendim? Sizin husumetli olduğunuz şahıs kim? Bilmiyorum. Görmedim. Bir görebilsem kendisini. Bana görünmüyor hiç ama çatımda dolaşıyor. Bir bulsam onu, evde elimde matkapla dolaşıyorum. Deneyeceğim alnını. Çatıya çıkıp pıs pıs konuşup duruyor. Aşağıda inmiyor ki yakalayayım. Anladım. Siz kaçıncı katta oturuyorsunuz? Ben 9. katta oturuyorum. Çatıda birisi mi geziniyor, siz rahatsız evet, ediyor, takip ediyor, evet, hareketlerinizi takip ediyor? Evet, yan binadan bir dama atlıyor. Ben çıktığım zaman evine kaçıyor. Evine kaçıyor çıktığınızda. Evet ablacığım. Ne yapıyor adam ya? Bilmiyorum işte. Geçen hafta sonu bir bayanla takılıyordu. Sabah da başka bir bayanla çatıdaydı. O... Polisler gittikten sonra getirdi onu. Sizin bu çatı katında boş bir alan mı var? Bu insanlar giriyor oraya, fuhuş yapıyor. Yok, boş bir alan da yok. Ama ben baktığım zaman camla çatı arasında şeffaf bir güneşlik var. Gölgesini görüyorum ama yüzünü göremiyorum. Yani bu ev dinlemeyle ilgili de insanları eğitebilirsiniz. Çok iyi olur ablacığım. Polislere söylüyorum, bak şu adamlar biliyor onun kim olduğunu. Günün hangi saatlerinde yani görüyorsunuz? Geliyor, bakıyor, kimse yok. Siz diyor. Günün... Ama ben sesini duyuyorum. Usandım artık yani. Günün hangi saatlerinde görüyorsunuz bu gölgeyi? Yani annemle babamla kavga ettim bunun. Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Evet ablacığım. Günün hangi saatlerinde görüyorsun sen bu tentenin arkasındaki? Evde olduğum saatlerde. Zaten hep evdeyim ben. Yani görmüyorum da fıs fıs sesini duyuyorum. Camımın altına gelip konuşuyor. Gölgesini görüyorum. Anladım. Şu an orada mı? Şimdi yine küfretti gitti. Eve geldiğimi anladı tabii. Anlıyorlar benim eve geldiğimi. Takip ettikleri için telefonu. Telefondan mı takip sağlıyorlar? Efendim? Sizin orada olup olmadığınız telefondan mı takip sağladıklarını düşünüyorsunuz? Evet. Yani düşünme de değil. Veya eve bir şey yerleştirdiler. Dinleme cihazı veya kamera gibi. Husumetli olduğunuz şahıslar var mı? Anlamadım. Husumetli olduğunuz şahıslar var mı? Benim husumetli olduğum hiç kimse yok. Bu husumetle ilgili bir şey değil hanımefendi. Büyük ihtimalle bana takmış. Niye bilmiyorum ama sürekli benimle uğraşıyor. Yalnız mı yaşıyorsunuz siz? Yok, ailemle yaşıyorum. Anne babam... Aileniz bu sesleri duyuyor mu? Efendim? Aileniz de bu sesleri duyuyor mu? Operatör beyefendinin söylediklerinin gerçekliğinden emin olamamakla birlikte anlatılanları mantık çerçevesinde değerlendirmeye ve doğru çözümün ne olacağına karar vermeye çalışıyor. Ailenizde bu sesleri duyuyor mu? Sesleri duyuyorlar da ama onlar yaşlı oldukları için alt komşudan geldiğini söylüyorlar. Birkaç kere uyardım yine fıs fıs konuşuyor diye. Babam muska yazdıralım geçer dedi. Zaten yaşlı olduğu için hiçbir anladım, şey anlamıyor. Anladım, bu fuhuş yapıldığını nasıl anladınız? Sesten mi anladınız? Sesten anladım. Bir de çatıya kadın getiriyor sürekli. Oradan anladım. Yanlış anlamadım değil mi? Çatınızda fuhuş yapılıyor. Sabah akşam hanımefendi. Orada çatı katı gibi böyle hani kuytu bir yer yok diyorsunuz. Çatıda mı yapıyorlar bunlar? Evet, benim çatımda. Anladım. Tamam, ekip yönlendiriyorum ben, tamam? Teşekkürler. İyi günler. Emniyet. Kolay gelsin abla. Sağ olun. Bir iki saat önce aramıştım abla ben.
Bu çatıma yabancı biri giriyor diye balkonuma, çatıma. Tamam. Ekip geldi ama onlar gelmeden adam kaçmıştı. Bir de benim can güvenliğim yok da ben savcılığa karakoluna gidemiyorum. Şahsı tanıyor musun? Efendim? Şahsı tanıyor musunuz? Yo, yüzünü görmedim. Sürekli kaçıyor. Ufak bir görüntü aldım ama telefonuyla oynarken balkonda yüzünü yine çekemedim. Sadece gölgesini görüyorum. Bir de fıs fıs sesini duyuyorum. Dediğim gibi can güvenliğim olmadığı için ben karakola savcılığa da gidemiyorum. Beni bir de dinliyorlar görüntülü olarak. Yani görüntü de alıyorlar. Perdem, kapım, her şeyim kapalıyken göz ucuyla baktığımı bile cama görüyorlar yani bunu. Her yerde beni izliyorlar. Bununla ilgili de şikayetçi olmak istiyordum ama... Tamam, telefonunuza duyarlı olun, ekiplere bildiriyorum. Sağ ol ablacığım. Polis imdat. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Abi benim birkaç aydır balkonuma girip çıkıyorlar, böyle rahatsız ediyorlar, uyutmuyorlar. Evet. Ayrıyeten telefonum da dinleniyor. Telefonu dinleyenler de beni görüyorlar evin içinde. Görmeyecekleri yerde bile görüyorlar. Nereye gitsem takip ediyorlar. Dün geceden beri de bir bayanla takılıyor benim çatımda. Kaç kere kovaladım. Çatınızda biri var mı şu anda? Evet, kaçıyor sürekli. Hala oradan şu peki? Şu an burada değil ama hep geliyor, tamam. Sonra kaçıyor. Ben ekiplere konuyu aktardım. Kontrolünü yapacaklar, tamam, tamam mı? Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çatısında birisinin gezindiği konusunda ısrarcı olan şahıs 3 gün içinde tam 8 kez 112'yi arıyor. Adrese yönlendirilen emniyet ekipleri yaptıkları araştırma ve sorgulamada ne bir şüpheliye ne de bu iddiaları kanıtlayacak herhangi bir ipucuna rastlıyor. Acil çağrı merkezi. Alo, ben polis istiyorum. Nerede olduğumu bilmiyorum şu an. Erkek arkadaşım beni dövdü, yol tamam. Ortasında bıraktı. Şu an ilçe olarak nerede olduğunuzu biliyor musunuz? İstanbul'lu köy tarafındayım. Sen bir de beni videoya mı çekiyorsun ya? Bak dövdün, ne hale getirdin, bir de kaydediyor utanmadan. Şimdi de beni videoya çekiyor. Ben zaten kaydettim yüzünün halini, kanıt olsun. Bir dakika, bir dakika hanımefendi. Orası neresi? Köy tarafındayım da tam neresi burası bilmiyorum. Kimse tamam, herhalde... Sesimi duyuyor musunuz? Efendim? Bir dakika hanımefendi. Telefonunuzu lütfen kapatmayın. Telefondan konum bulabilir misiniz? Evet, konumunuzu buluyorum hanımefendi. Bir dakika. Darp mı ediyor şu anda erkek arkadaşınız? Darp etti, sonra da bırakıp kaçtı gitti. Sonra ben telefonu kaydettim ve döndükten sonra yüzümü. Kaçarken de onu şu anda orada aldım. Değil mi? Beni daha başında bir yerde bırakıyordu. Benim her şeyi kaydettim, beni burada bırakamazsın. Sonra o beni videoya çekmeye başladı. Sen şöyle. Şu an orada değil, gitti mi? Yok, beni bıraktı yol ortasında, bindi arabasına gitti. Tamam tamam, telefonunu lütfen kapatmayın. Tamam. Ben sizi yetkili birime aktarıyorum. Tamam. İstanbul Jandarma, iyi akşamlar. Kolay gelsin, merhaba. Merhaba. Ben şimdi köy yolun yan tarafındayım da, işte park gibi bir yerin arka tarafında. Erkek arkadaşımla kavga ettim, beni burada ormanda bir yerde bırakıp gitti. Giderken de darp etti. Ben şikayetçi olmak istiyorum. Nerede olduğumu da bilmiyorum ben tam olarak. Devlet Hastanesi'nin 2 kilometre uzağındasınız, doğru mu? Evet, yani görebiliyorum buradan şu an. Ne olur acele edin, korkuyorum. Peki herhangi bir ambulans talebiniz var mı? Durumunuz nasıl? Yok, yani sadece boynum acıyor ama ben sadece buradan gitmek istiyorum şu tamam, an. Ekiplerimiz sizi aradığı zaman konum hakkında bilgi verebilir misiniz? Yani konum atabilir misiniz? Siz numara verebilir misiniz konum atmak için? Konuyla ilgilenen ekiplerimiz sizinle iletişime geçtiği zaman WhatsApp üzerinden konum atabilir misiniz? Tamam, ben ekiplerime bilgisini geçiyorum, bilginiz olsun. Tamam, teşekkür ederim, sağ ol. Operatör olayı bölge ekiplerine devrederken genç kadının terk edildiği ormanlık yolda yürüyor olması nedeniyle konumunu ekiplerle paylaşmasını öneriyor. Efendim? Uzman Çavuş Ramazan 112 ihbar merkezini arıyorum. Kolay gelsin komutanım. Kolay gelsin. Komutanım, bir ihbar bildirildi. Kasten yaralama. Çıkmışsınız. Şu darp edildi, evet, evet. Değil mi? Telefonla ulaşılamıyor. Ulaşamadınız mı henüz? Yok, hayır. 5 kere ben aradım. Karakoldan da aradık. Yanımızdaki personel de aradı. Kapalı mı peki? Meşgul mü? Yok, hiç çalmıyor. Hiç mi çalmıyor? Yok, çalmıyor. Tamam. Zaten vakayla ilgili bilgileri yazdım, gördünüz. Tamam komutanım, kolay gelsin. Teşekkürler. Size de kolay gelsin. Alo. 112 ihbar merkezini arıyorum. Kolay gelsin komutanım. Sağ olun, size de. Komutanım, ihbar veren şahısla görüşme sağlayabildiniz mi? Evet, görüştük kadınla. Barajın kenarındaymış.
Erkek arkadaşı gelmiş. Çözmüşler aralarındaki problemi. Ben yine de gelelim dedim. Bir sıkıntı var mı? Emin misiniz? Gelelim dedim. Kadın yok, sıkıntı yok, gelmeyin dedi. Yani ihbar vermişsiniz, biz gelmek zorundayız dedim. Kadın, o zaman biz gelelim dedi. Ben de tamam, ilçe jandarma komutanlığına gelin dedim. Kadın, biz oraya uzağız, bize yakın olan karakola gidersek gideriz dedi. Şikayetçi misiniz diye sordum. Kadın, yok şikayetçi değilim dedi. Herhangi bir şikayetin olmadığını kendi Tepe İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek oraya bildirecek. Doğru mudur komutanım? Evet, evet doğru. Tamam komutanım. Tamam, tamamdır. Tamam, kolay gelsin komutanım. Acil çağırma kız, buyurun. Ben Adana'ya taşınıyorum. Eşyaları göndereceğim, ben de ardından gideceğim. Kaç yaşındasın? Ben yaşındayım beyefendi. Sizi vefa destek atmak tarzında onun için izin... Tamam şimdi oldu, teşekkür ederim. İyi günler oğlum, iyi haftalar. Sağ olun. Büyük adaya gideceğiz fakat 65 yaş üstüyüz. 112 vefa hattı, buyurun. Bir fakire gideceğiz, iki parça eşyamız var. Alamaz mısınız yarın falan? Ben şimdi yazdım buraya, gönderiyorum. Covid döneminde sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın yardımına Vefa Sosyal Destek Hattı koştu. Evde sağlık hizmeti, temizlik malzemesi yardımı, gıda yardımı, emekli maaşı çekme gibi hizmetler bu kapsamda karşılandı. Peki kim bu vefalılar? Polis, jandarma, öğretmen, din adamı gibi tamamen gönüllülerden oluşan bir destek grubu. Ben Ayşe. Bahçelievler Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Mesleğimde 30, Bahçelievler Anadolu Lisesi'nde 12. yılımı çalışıyorum. Ülkece, aslında dünyaca zor bir süreçten geçiyorduk. Bu süreçte hepimiz bir şeyler yapmak istiyorduk ama çoğumuz evimizde oturup bu hastalığın geçmesini beklemekle maalesef meşgulken ne yapabilirim, nasıl yardımcı olabilirim diye düşündüğüm bir sırada mesaj tam da vaktinde gelmişti. Hemen mesaja döndüm. Süreç çok hızlı işledi. İşte eğitimlerimiz, programların kurulması derken 4 gün sonra biz çağrı almaya başlamıştık. 65 yaş üstü bir amca. Çok kibar bir şekilde konuşuyor. Halimi, hatırımı soruyor. Kızım dedi, maaşımın çekilip getirilmesini istiyorum. Tabii amcacığım dedim, lütfen telefonunuzu ve adresinizi verir misiniz? Ben şu an evde değilim, çocuklarımın yanındayım, vereyim o adrese getirsinler vefa ekipleri dedi. Ben bunları yazıyordum bir yandan, sonra bir anda bir sessizlik oldu ve fısıldayarak kızım beni buradan kurtarın dedi. Hayrola amcacığım ne oldu? Ya ben dedi kaçak göçek işte bir sürü para verdim, bir taksiciyle anlaştım, evden kaçtım, çocukların yanına geldim. Torunları çok özlemiştim ama onlara harçlık vermekten artık yoruldum. Ne param kaldı ne pulum, beni buradan götürün, maaşımı da evime getirin lütfen dedi. Covid-19 vakalarının ülkemizde görülmeye başladığı ilk dönemden itibaren tüm Türkiye'de faaliyete geçen Vefa grubu, etkin olduğu süre boyunca 12.561.648 yardım çağrısını yanıtladı. Ve 22 milyonu aşkın vatandaşımızın gereken yardıma ulaşmasını sağladı. Acil Çağrı Merkezi. Sahilde mi kaybettiniz? Evet, yarım saattir arıyorum ve bulamıyorum. Tamam, emniyete aktarıyorum. Kapatmayın, hattan ayrılmayın lütfen. Polis imdat. Hello, kolay gelsin. Çocuğumu kaybettim. Yaşından monslu. Erkek mi? Erkek, evet. Eleği vardı üzerinde, bulamıyorum. Hangi kafenin öndesiniz siz şu an sahilde? Kafenin önündeyim tam. Sahil tarafındayım yani. Ne zamandır kayıp çocuk? Yani 20 dakika falan bulamıyorum. Siz ne yaparken çocuk kayboldu? Ya fark edemediniz ya mi? Ya çok hareketli bir çocuk. Yürüyorduk. Tatlı yemeğe girecekti. Evet. Koşuyordu yok ortalıklarda. Tamam, ekip hemen gelecek, merak etmeyin. Hani korkmanıza gerektirecek bir şey yok. Duyarlı vatandaşlar çocuğu bulunca da ekiplere ya da zabıtaya teslim ediyor. Kameralara da bakılır, siz korkmayın sakın. Tabii zabıt arabası da var. Esmer miydi çocuk? Hayır, işte eleği vardı. Tamam, dur. Evet. Zabıta var, onu da söyleyeyim mi? Onu da söyleyeyim. Ben hemen ekipi yönlendirdim yanınıza, tamam mı? Tamam, iyi günler. İyi günler.
Annesi fark edememiş. Birden çocuğun olmadığını fark edip direkt bizi arıyor. Hani nasıl fark ettiniz, nasıl oldu? Hani fark etmediniz mi uzaklaştığını falan diye sorduğumda. Hani çok hareketli bir çocuk olduğunu hani bir anda anlayamadım zaten. Hani yerinde çok fazla tutamadıklarını falan söylemişti. Polis imdat. Kolay gelsin. Zabıtadan ben. Merhabalar. Yaşlarında bir çocuk bulmuş zabıta ekip arkadaşlarımız da. Bir yelekli mi? Yelekli. Evet. Kulonu yaşlarında. Evet. Annesi önündeydi. Çocuğun kayıp ihbarı gibi bulunduğu ihbarı da yine aynı emniyet operatörüne geliyor. Emniyet operatörü kayıp çocuğun bu kadar kısa sürede bulunmuş olmasına o kadar seviniyor ki bu mutluluk sesindeki heyecandan bize kadar ulaşıyor. Bakay çok iyi hatırlıyorum, o ihbar bana gelmişti. Yakışıklılar bir saniye şöyle oturun, ben size döneceğim, tamam mı? Zabıtanın buluntu bir çocukla ilgili bir ihbar geldiğinde hani yaşları tutuyordu, çocuğun eşkalini söyledim, birebir tuttuğunu söyledi. Ben anladım o çocuk olduğunu. Çünkü kılık kıyafetle ilgili de ayrıntı vermişlerdi. Tamam, şu an ekiplerin numarasını paylaşır mısınız benimle? Tabii hemen vereyim. Veriyorum hemen. 0500... Zabıta merkez, zabıta... Bey, kayıp olan şahsın ailesi polisle irtibata geçmiş. Şu an oradaymış da çocuğu karakoldan ayırmayın. Şimdi polisler ailesine ulaşmaya çalışacak. Karakolunu orada bekletin. Alo? Ben şimdi ekiplere anons ettim de çocuğu hani dolaştırıyorlardı. Dolaştırmasınlar, karakola geçirsinler diye. Çünkü çok mesafe sizin var. Sizin orada bir tane zabıta arabası vardı önünde. Anne öyle şey söylemişti. Var ama bizim her yerde var. Şu an en az 20-30 noktada ekibimiz var. Bir anons geçseniz oradaki araca önünde olan anne diye. Onların yanına gitti çünkü anne bana burada bir zabıta olduğunu söyledi. Zabıta merkez olarak konuşuyorum arkadaşlar. Bu sahil bölgesinde ekibimiz var mı? Ekibimiz. İnşallah personelle başla. Amirim bu kaçtı oradan. Bu ailesi o taraf demiş. O noktadaymış da telefonla ulaşılamıyor. Zabıta aracı olduğunu söylüyormuş. Polis ekiplerine de. O yüzden anons ettim. Ben bana verdiğiniz şu numara var ya. Evet. 500 çocuk bu numarada değil mi? Evet, onda. Tamamdır, teşekkür ederiz. Tamam. İyi günler. Alo. Alo, iyi günler. Polise irtibata geçin, getiriyoruz dediler. Yani bir numara aradı şimdi de. Tamamdır. Ben zabıtayla görüştüm hanımefendi. Altı pantolon vardı değil mi çocuğun? Evet, size yakın. Siz aradıklarında çocuğu getiriyoruz dediler mi? Yani o tarz söyledi, bekleyin dedi ama nasıl bir getirdik hiç bilmiyorum. Tamam, ben bir zabıta memurun numarasını vereceğim. Çocuğunuz o bulmuş, onun yanında şu an. Tamam, aradı beni daha demin ama yani şu an elim ayağım... Yok yok, sakin olun. Sonu olan numara mı aradı sizi acaba? Bir bakın. Başka yok. 95 getiriyorum dedi. İlerisindeyim tamam. Dedim. Tamam o halde. Tamam hanımefendi. Çok geçmiş olsun. İyi günler. Teşekkür ederim. İyi günler. Mesai bitene kadar oğlum vardı aklımda. Hani o da kaybolsaydı ne olurdu? Nasıl bir tepki verirdim? Eve gider gitmez ilk işim ona sarılıp öpmek oldu. Radyo Dostlar Merkez. Merkez demedi. İtfaiye komuta dinliyor. Komuta, ilk müdahale aracını başına gitmek yolu açık hava limanı istihdamı girişi çağırın. Polisler abi. Anlaşıldı, tamam. Acilçay merkezi. Adresi Yüşan, alt tarafında orman yangını var. Anca helikopter müdahale eder ona. Orman yanıyor, doğru mudur? Evet, evet. Orman yanıyordu, sesler var orada ama. Tamam, kapatmayın telefonu. İlgili birimize aktarıyorum sizi. Orman yangını ihbar attı. Ormanın içinden dumanlar yükseliyor ve gitti şey olmuş ya. Sadece duman görüyorsunuz değil mi? Ateş yok. Ya ateş de gözüküyor. Az da olsa gözüküyor ama dumanlar çok fazla yükseliyor. Orman yangını ihbar attı. Ormanda yangın çıktı. Ekiplerimiz yolda geliyorlar, bilginiz olsun. Teşekkür tamam. Ederiz aradığınız için. Orman yangını ihbar attı. Yürüyüş şahsetlerinin alt tarafındaki ormanda, ormanın içinden bayağı bir duman çıkıyor. İtfaiye buyurun. Alan gelsin abi. İtfaiye gönderdiniz mi? Eve doğru yaklaşıyormuş da abi. Çok büyük alevler çıkıyormuş. Eve doğru yaklaşıyor. Tepenin üzerinden bir duman çıkıyor kızım. Hareket. Alo merhaba. Ben 12'den arıyorum da itfaiye soruyor da ekipler Beykoz'daki yangına ulaştı mı diye. Bizim ulaştı. Onlar da müdahale ediyorlar. Bizimkiler de ulaştı. Helikopterde 2 dakikaya müdahale ediyor. Tamam. Tamamdır.
Beykoz'da çıkan yangına hem karadan hem havadan yapılan müdahaleyle alevlerin daha da yayılması engellenmiş oldu. Neden çıkmak istemiyor? Allah görevlendirdi beni. Polis imdat buyurun. Ben buradan geçerken Zuba birdenbire arabama saplandı. Tam ortasından saplandı araba. Benim iş yerimin şarkının sürekli ileride olan bir komşu kapısı duruyor. Tamam, ben ekip yönlendiriyorum yanına. İstanbul itfaiyesi. Sokak lambalarındaki teller var ya, benim balkondan halım oraya uçtu da. Ve almak şansım var mı? İtfaiyenin böyle bir hizmeti yok efendim maalesef. Keşke bütün dertlerimiz böyle olsa. Ama acil çağrı merkezlerinin gerçeği bambaşka. Her saat, her dakika, her an yüzlerce kişilik bir ekip soluksuz çalışıyor. Tek amaçları hayat kurtarmak. Emniyet. Kız kardeşine bıçakla mı saldırdı şahıs? Evet, bıçakla saldırıyor, taşla saldırıyor. Kızım gözüne gözünü patlattı. Hanımefendi, siz arayalı 10 dakika oldu, gelmek üzeredir. Orada olması lazım ekibimiz. Polis memuru Çiğdem, 45 yaşındayım. Ben ziraat mühendisiyim. Tesadüf eseri polis oldum, mesleğimi seviyorum. Emniyet. Kolay gelsin. Buyurun. Mahallesinden arıyorum ben. Caddesi. Bir kadın darbeliymiş. Ben burada kırtasiyeciyim. Caddesi. Caddesi aynen. Kırtasiye dükkanı. Tamam, bilgi vereceğim şimdi. Sizin yanınızda mı? Evet, benim yanımda. Dükkanda şu an. Size sığındı. Evet, aynen. Tamam, bilgi veriyorum. Ekip gönderiyorum. Sağ olun. Tamam, teşekkürler. Emniyet. Ya her yıllardır hep aynı. Buyurun. Hocam ailemi görmeme izin vermiyor. Annemle arkadaşlarımla konuşmamı da istemiyor. Hocam psikolojik şiddet uyguluyor bana. Hocanız mı şiddet uyguluyor? Hiç kimseyle görüştürmüyor beni. İzin de vermiyor. Annemi görmeyeli bir yıl oldu neredeyse. Daire mi oturuyorsun? Evet evet. Ondan başka kimseyle görüşmeme izin vermiyor. Annemler de eve gelmiyor onun yüzünden. Geçen kız kardeşini de kovdu kapıdan. Tamam, ben ekip yönlendiriyorum. Geliyor ekip yanına, ay, tamam mı? Yollamayın polis. Polis gelirse daha çok karışır ortalık. İyice sinirlenir. Gelmesin ekip. Ben ekip göndereyim size hanımefendi. Şiddet uyguladı diyorsunuz. Şikayetçi olun işte. Yok yok, vazgeçtim. Yollamayın. Önce eşinden psikolojik şiddet gördüğü ihbarında bulunan kadın, sonrasında emniyet ekiplerinin evine gelmesini istemeyerek bu yardım talebinden vazgeçiyor. Durumdan şüphelenen emniyet operatörü, kadının güvende olduğundan emin olmak adına yine de adrese polis ekiplerini yönlendiriyor. Tamam, ben ekip yönlendiriyorum. Geliyor ekip yanına, tamam mı? Gelmesin ekip. Ben ekip göndereyim size hanımefendi. Şiddet uyguladı diyorsunuz. Şikayetçi olun işte. Ay, yo yo. Yollamayın polis. Ben anlamadım. Ben ekip yollayacağım. Ekip kontrol etsin. Kadına şiddet çok geldi ya. Emniyet. Kolay gelsin. Ben Mersin'den arıyorum ablacığım. Evet. Şimdi şöyle ablacığım. Benim oğlum Aydın'dan Balıkesir'e maça gidiyor. Sporcu kendisi. Takımla maça gidiyorlar. Bir dinlenme tesisinde mola veriyorlar. Sonra herkes otobüse binerken bu arkadaşını da bırakıyor. Gelmiyorum sizinle diyor. Sonra ben ulaştım buna. Ben size layık bir evlat olamadım. Beni affedin deyip telefonu kapattı. Evet. Uzun boylu. Kumral saçları uzun biraz. 19 yaşında. Kendi kendine otobanda yürüyormuş ablacığım. Ben şimdi yola çıksam nasıl dinlenme yetişeceğim? Dinlenme tesisleri yanında mıymış? Aynen abla. Kendi kendine yanında. Otobanda yürüyormuş şimdi. Bırakmış arkadaşlarını. Tamam. Tamam. Bilgi verelim. Bilgi verelim size. Abla kurban olayım. Ben nasıl siz babası mısınız? Siz babası mısınız? Evet, babasıyım abla. Tamam. İleteceğim ekiplerimize biz. Abla bir zahmet, kurban olayım. Kendini bir yerlerden atar, bir şey yapar. Anlayamadık, böyle bir çocuk değil hiç. Anons edeceğiz, buradan ulaşırız size. Tamam abla.
arayayım ben sizi yine, değil mi abla? Doğrudur, sonra tekrar ararsınız. Tamam abla, İyi tamam. Günler. Allah razı olsun. Sizden de. İzmir'e gelirken. Hayatımda aldığım en kötü ihbar, 2 yıl önce Buca'da hatırlayın anneler günüydü. Bir otobüs, anneler gezmeye gitmişti anneler günü diye. Otobüs kaza yaptı ve çoğu ölmüştü. Çocukları bizi aradı. Biz ağlamaktan cevap veremedik. Çok kötü. Ya elimizdeki listeyi soruyorlar, benim annemde var mı, o çığlık atıyor. Biz cevap veremiyoruz. Çok kötü bir gündü. Allah bir daha göstermesin. Çok kötüydü. Yani o evladın acısını anlayabiliyorum. Yani o çığlıklar hala kulağımda. Kimin evladı arayacak, çığlık atacak diye biz korktuk. Çok kötüydü. Allah yaşatması, çok kötüydü. Manisa'ya yönlendirdik artık konuşamadığımız için. Onlar da vardı liste. Oradan teyit ettiler. 24 kişinin hayatını kaybettiği, hayatları tamamen değiştiren 2017'deki o kazada kimi annesini, kimi eşini, kimi evladını kaybetti. O kazada yaşamlarını kaybeden annelerin anısına İzmir Buca'da dikilen anneler anıtı, kalplerde açılan yaranın bir simgesi gibi. Acil çağrı merkezi. Ailesi, ne oldu? Ambulans rica ediyorum. 112 acil çağrı merkezinde çalışan bir acil çağrı karşılama personelinin empati yeteneğinin çok güçlü olması gerekiyor. Beraberinde çok sabırlı olmanız, çok kararlı olmanız ve çok disiplinli olmanız gerekiyor. Vatandaşın karşısında onun yönlendirmelerine müsaade etmeden kendi kararlılığınızı hissettirmenizi, işinizi çok sevmeniz, konsola her oturduğunuzda işinizi aşkla yapmanız. Aynı zamanda çok dikkatli olmanız, bir duyduğunuz kelime bir daha duyma imkanınız olmayabilir. Vatandaşı can kulağıyla dinlemeniz gerekiyor. Ve burada biraz da süzgeç görevi de görüyorsunuz. Asıllı ve asılsız ihbarları ayırt etmeniz. Zamanla bu tecrübeyle kazanılacak bir durum. Ama genelde yine de beyanı esas almaya çalışıyoruz. 112 acil çağrı merkezi. Ailesi, ne oldu? Ambulans rica ediyorum. Niçin ambulans istiyorsunuz hanımefendi? Annem fenalaştı. Annenizi düşünün şimdi. Onu kaybetmenin sadece düşüncesi bile midenize ağır bir yumruk gibi oturur. Ve onun yaşamı tehlikeye girdiğinde size ihtiyacınız olan acil yardımı ulaştıracak olan kişi bir çağrı operatörüdür. Annem fenalaştı. Neyi var? Bilmiyorum, çöpe girmiş olabilir. Telefonda konuşuyorduk, konuşamıyor bizimle. Yani şu an çok garip. Tamam, hattan ayrılmayın. Sağlık birimine aktarıyorum. İstanbul 112 buyurun. Anne konuş. Alo. Acil ambulans rica ediyoruz. Tabii. Tamam, ne oldu burada hanımefendi? Bilmiyorum. Telefonda konuşamadım. Geldim de anne bu pozun yatıyor. Şoka girmiş gibi. Nefes gözleri alıyor mu? Nefes alıyor mu? Evet, nefes alıyor. Biraz acele ederseniz. Tamam hanımefendi, ben ambulans çıkarttım. Sadece size yardımcı olmak amaçlı söylüyorum. Bilinci açık mı? Şu anda nefes alıyor ama şoka mı girdi bilmiyorum. Nefes size kaldı. Size cevap veriyor mu? Şu an cevap vermiyor. Ağzından köpükler çıkıyor sanki. Biraz acele eder misiniz? Hanımefendi, gelen kişi ben değilim. Ben ambulansı yönlendirdim. Size yardımcı olmak istiyorum. Beni duyuyor musunuz? Tamam, nefes alıyor değil mi? Son sorun bu. Peki annenizin bilinen bir rahatsızlığı var mıydı? Şeker hastası. Şeker hastası. Şeker ilaçlarını aldı mı ya da fazla aldı mı? Hiç bilmiyorum. Konuşmuyor şu an benimle. Siz ağrılı uyaran verebilir misiniz yani? Dokunduğunuz zaman tepki veriyor mu? Bir ona bakabilir misiniz? Tepki veriyor. Siz dokunduktan sonra tepki verdi. Doğru mu anladım? Evet, evet doğru. Bir tartışma ya da bir sinirlenme yaşamış mı? Anne. Cevap vermiyor. İlaçlarını kullandığı bir ilaçları var mı? İlaçlarını kullandın mı anne? Dinine bağladın mı? Şu an cevap vermiyor. Sadece bakıyor şoka girmiş gibi. Anladım. Tabii etrafta göremiyorsunuz değil mi? Kullandığı ilaçları falan ya da fazla kullanmış olabilir mi? Göremiyorsunuz değil mi? Hayır, hayır yok. Hayır. Tamam, ambulanslarımız seyir halinde hanımefendi.
Kafasını yan yatırın, herhangi bir şey aspire etmemesi için. Kafasını yani cenin pozisyonuna getirebilir misiniz hastayı? Şu an de uzun yatıyor zaten. Uzun yatması da yana çevirin ki hani bir şey aspire etmesin. Yani o ağzından köpükler geliyor dediniz ya, yutmasın onları. Evet, tamam. Yana... Ne zaman gelir ambulans acaba? En kısa sürede yanınızda olacaktır hanımefendi. Şu anda yakınımızda ambulans var, hemen çıktı zaten yola. Şu anda onu uyandırmaya çalışmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Oturabilir vaziyete geliyor mu? Bir yardımcı olsanız oturabilir hani vaziyete geliyor mu? Oturalım mı azıcık? Oturalım mı? Hayır, kalkamıyor. Anladım, tamam. Biraz kilolu olduğu için kaldırmak zor olacak. Ağzına bir şeyler verebilecek durumda mı? Yani bir ağzına bir şey alabilecek durumda mı? Anne, su vereyim mi bir bardak? Su değil hanımefendi, şeker. Hani şeker hastası ya, belki fark etmeden ilaçları kullanmayı unutmuştur. Yüzünü yıkayalım mı? Hanımefendi, telefonu hoparlör alıp yana verin, benle de konuşun, hem de hastayla da konuşun. Bir dakika. Anne, iyi misin? Ne oldu? Bir şey mi oldu anne? Ha? Bir şey mi oldu? Tepki veriyor musun? Kitlenmeyelim, tamam mı? Sakin ol. Bir şey kızdı mı? Kızdıktan sonra mı oldu bu durum? Bir şey kızdın mı? Bir şey mi kızdın? Kimle konuştun telefonda en son? Eve biri mi geldi? Biriyle mi tartıştı? Bir şey mi oldu? Biriyle mi konuştun? Biriyle mi tartıştın telefonda? Hanımefendi cevap veriyor mu? Vermiyor, cevap vermiyor. Sadece tamam. Bakıyor. Sopa girmiş gibi. Anladım. Yani omuzlarından sıkabilir misiniz? Yani omuzlarından bir sıkın, bir hani ağrılı uyaran verebilir misiniz? Ona tepki veriyor mu? Tepki vermiyor. Ağrılı... Sadece bakıyor. Ama nefes alıp veriyor değil mi? Şu anda ambulansımız size seyir halinde hanımefendi. Bu zamana kadar hani en azından hastayı şey yapalım, biraz dinç tutmaya çalışalım. Anne, iyi misin? Şeker vereyim mi? Bakın şöyle yapacağız şimdi, biraz daha dozajı arttıracağız. İki kaşının ortasına bastırabilir misiniz? Gözlerini sıkacak mı? Bir bakar mısınız? Hayır, şu an gözlerliyim. Anne, Ay, kolonya falan var mı etrafta? Kolonya koklatabilir misin? Yapın. Anne baksana bana, beni tanıyor musun? Anne bir cevap versene. Kolonya koklatınca burnunu çekiyor mu, gözünü çekiyor mu? Tepki vermiyor. Ağzına biraz bal falan sürebilir misin? Yani şekere doğal olarak olabilir bak. Bal falan varsa, reçel falan varsa ağzına falan sür. İyi misin? Bu süre zarfında nefes alıp almadığını sürekli kontrol eder misin? Bana o lazım. Nefes alıyor şu anda. Tamam. Ama çok açılmış gibi. Gözleri çok büyük. Anladım. Nabzına bakabiliyor musun? Nabza nasıl bakılacağını biliyor musun? Boynundan değil sakın. Kolundan bakacaksın. Evet, kolundan bakıyorum. Çok hızlı atıyor nabzı. Anladım, tamam. Dediğim gibi biraz bal falan sürebilecek misin ağzına hemen? Reçel verdik şu an. Tamam. Tamam, onu böyle ağzında sadece sür, yutmasını değil. Şimdi bilinç tam yerinde değil ya, boğazına falan kaçmasın, sadece ağzına, diline sür. Kendi şu an kapılmış gibi, şoka girmiş gibi, gözleri çok büyük. Anladım ama gözleri açık, sana bakıyor. Evet, ağrılı uyarana cevap veriyor mu hala? Anne. Kolonyayı koklatıyor musun bu arada sen? Koklatıyoruz, evet. İki kişiyseniz biriniz omzundan alın, onu oturup pozisyona getirin lütfen. Kollarını havaya kaldırınca yere mi düşürüyor? Bir kollarını falan... Evet. Bu süreçte hala nefes almaya devam ediyor. Evet, nefes alıyor şu anda. Yerde yedikten bir reçelin ağzında tutuyor şu an. Tamam, o kendiliğinden emilir zaten. Siz şey yapmayın, hani yutturmaya çalışmayın, tamam mı? Tamam. Dilinin altından... Dilinin altından emiliyor şu anda. Korkutuyor musun beni? Korkmayın hanımefendi, şu anda ambulans size seyir halinde. Siz sadece beni dinleyin. Oturup pozisyona getirebildiniz mi? Evet, oturuyorum şu anda. Anladım, tamam. Yani gözleri açık hala ve nefes alıyor. Bunda bir sıkıntı. Titremeleri yok. Anlamadım. Titremeleri var mı? Vücudunda kasılma titremeleri var mı? Tamamen salmış kendini. Şoka girmiş gibi. Şoka girmiş de yani yanlış anlamayın, bu sadece biriyle tartıştığı için olmuş olabilir ama hani yine de her ihtimali göze alalım anne, diye. Anne, iyi misin? Korkutuyorsun beni. Çok terlemişim. Bir şey mi oldu anne? Üzerinde bir şey falan varsa böyle yani boyun çevresini rahatlatın. Üstünde de yakalı bir şey var. Boyun çevresi tamam. Patlandı ama çok sırılsızdan terlemiş. Ya peki
Siz günlük kullandığı dozajı biliyor musunuz şeker ilacından? Fazla almış olabilir. Hayır, hayır. Almamıştır fazla. Bayağı zamandır şeker hastası zaten. İnsülin falan kullanıyor. Büyük ihtimalle şekere bağlı olarak olmuş olabilir de bir şeyi alsın ya. Neyse, ambulans şu anda sizin sokağa girmek üzere. Tamam. Bu süre zarfında hala sizinle kalacağım. He? Neden öyle bakıyorsun? Bir şey mi oldu? Korkutuyorsun beni. Bu süre zarfında sizinle olacağım. Siz benden ayrılmayın. Tamam. Anne. Şekerim mi düştü? Anne. 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 İyi misin? Bir baksana. Bir şey mi oldu anne? Anne kendine gel. Ne olursun. Çok korkuyorum. Bakın siz panik olmayın. Daha da şey yapmayın. Hani biliyorum zor bir durum ama... Daha fazla hani anneniz de anlıyor şu anda zaten sizi. Sizi duyabilecek durumda. Daha da fazla şey yapmayalım, üzerine gitmeyelim. Anne gözünü kapatma, kendini sağma anne. Şu an yani gözünü kapattı, tepki vermiyor. Gözünü sıkarak mı kapatıyor, yani normal mi kapattı? Hayır, normal uyur gibi kapatıyor. Ağzındaki o reçeli anne, yedirebildiniz mi ya da balı? Anne beni görüyor musun? Beni görüyor musun? Anne. Şu anda sokağınıza girdi hanımefendi. Siz daha bekleyin bu şekilde. Anne. Olabilirim. Bak kenarlarına falan bak. Size cevap veriyor mu? Kafa falan sallıyor mu hanımefendi? Hayır cevap vermiyor. Ya gözleri çok büyük şu anda. Şu anda hala nefes almaya ve bilincine açık olduğunu teyit etmem lazım. Bu şekilde mi hala? Evet, evet, evet. Nefes alıyor. Nefes alması hızlı mı? Yani, camı falan açın, bir ortamı havalandırın bu arada. Tamam, tamamdır hanımefendi. Anne. Camdan bakabiliyor musunuz? Bir yardımcı olun, hemen ekip sizi bulsun. Bakarım, baksana ambulans. Şu anda sizin kapınızın önünde durdu ambulans. Evet, geldi. Geri gidiyorlarmış, duyarır mısınız? Tamam, bekleyin, siz zaten ayrılmayın, uyaracağım, tamam mı? Diyabet gün geçtikçe daha fazla kişide görülürken, kişiler, aile ve toplum üzerinde daha fazla etkiye neden olmakta. Dünyada erişkin nüfusun 382 milyondan fazlası diyabet hastası. Türkiye'de ise bu rakam 7 milyonun üzerinde. Ne? Hipoglisemi mi? Hipoglisemi büyük ihtimalle ama daha başında. Ama kadın yiyemedi yani, bir şey yiyemedi. Yani şekeri mekeri alamazdı. Reçeli bile zor ağzına hala tutuyormuş. Şey sürsün abi böyle dilini. Ya büyük ihtimalle tartışma da olabilir. Hani şekeri evet, tetiklemiş olabilir. O yüzden olabilir dedim Bobbing yaptır diye. Ha, 48'de durdu, tamam. Hanımefendi geldi mi şu anda ekibimiz? Evet, geldi. Tamamdır, tamam, geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Şükür. ...112 Acil Çağrı Merkezi. Acil, merhabalar. Merhabalar, 112 Acil Çağrı Merkezi, buyurun. Tamam hanım. Tamam hanımefendi. Siz şu an kaza yerine yakın bir yerde misiniz? Evet, şimdi aşağı iniyorum. Camdan gördüm. Camdan gördünüz. Bir kişi sıkışmış vaziyette mi gördünüz? Kurtarmaya çalışıyorlar, evet. Tamamdır. Ben oraya yönlendireceğim şimdi ambulansı. Caddesi. Peki kapı numarası kaçtır? Nerenin karşısı dediniz? Yeni yapılan... Yeni yapılan cami önü, çocuk parkı içi yolu olarak girmişler. Caddesi doğru mudur? Evet, evet. Tamam, ben sıkışan biri olduğum dediğiniz için bir itfaiye ekibi de yönlendiriyorum size. İtfaiye. Aynı zamanda emniyet ekibini de yönlendireceğim ama lütfen telefonu kapatmayın. Hatta bekleyin. Tamam. İyi olur. Tamam. Şimdi yaraların yanına doğru ilerleyin lütfen. Ben size destek sağlayacağım telefondan. Olay yerine ambulans ekiplerimiz gelene kadar onlara destek olmanız için. Tamam. Tamam, bekleyebiliriz bunun için. Yusuf, itfaiye ekibi ve şey yönlendirilmiş mi? Bir kontrol edebilir miyiz onu da? Emniyet sağlık yönlendirilmiş. Tamam, şimdi olay yerine ulaştığınızda lütfen ilk kontrol edeceğiniz şey olay yerinin güvenliği olsun. Araçta herhangi bir sızıntı ya da kaza, yangın riski, patlama riski var mı yok mu? Lütfen önce bunu değerlendirin.
Trafik kazalarında bizim en büyük önceliğimiz kişilerin eğer nefes alıp veriyorlarsa kişilere hareket ettirmemektir. Tamam. Yani bir sürü, şu an inanın burada bir sürü vardır. Herkes de geliyor. Tamam. Kız sıkışan birini görüyor musunuz peki araç içinde? Bakacağım. Adamı arabadan çıkarmaya çalışıyorlar. Hayır, tamam. Şimdi şöyle yapalım hanımefendi. 112 ile görüştüğünüzü oradakilere söyleyin. Orada herhangi bir sağlık görevlisi var mı yok mu? Önce bunu tespit edelim. Hanımefendi, benimle görüştüğünüzü söyleyin oradaki vatandaşlara. Tamam, durumu iyi diye duyuyorum arkadan. Kişi konuşuyor mu sizle? Sıkışmalı mı peki şu an kaza? Tamam, konuşuyor ama iyi değil dediniz, doğru mu anladım? Aracın içinde mi şu an kişi? Dışarı çıkarmışlar mı? Tamam, aracın içinde şu anda. Aracın kontağı kapanmış mı? Tamam, kapalıysa kişiyi hareket ettirmeyin hanımefendi. Kesinlikle kişiyi dışarı çıkarmaya çalışmayın. Bakın bu çok önemli kişi için. Hasta ve yaralı için bu çok önemli. Kesinlikle yaralıyı... Polis var mı? Çok güzel. Polis memuruna verebilir misiniz telefonu? Tamam. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden sağlık görevlisiyim ben. Kolay gelsin. Lütfen yaralıya dokundurtmayın. Araç içerisinde olduğunu öğrendim. Kesinlikle dokunmasınlar. Şu an araç güvenli mi peki? Herhangi bir sızıntı ya da patlama riski görüyor musunuz? Tamam, o zaman lütfen önce olay yeri güvenliğini alayım. Biz sıkışmalı olduğu için itfaiye de yönlendirdik zaten. Arama kurtarma da geliyor. Lütfen yaralıya dokunmayın. İçerisinden çıkarmaya çalışmayın. Tamam mı? Tamam, kolay gelsin. Yani şöyle yolda yürüyor. Camdan görmüş, gidiyor. Onu bekledik. Orada zaman kaybettik. Ondan sonra polis, Allah'tan polis ekipleri olay yerindeymiş de. En azından onlar, ya kadında biraz daha böyle panik. Yardımcı olarak da geldi gene. Evet, itfaiye arama kurtarma gönderdik değil mi oraya? İtfaiye çıkarttım, polis çıkarttım. Tamam, sıkışmalı olduğunu söyledik zaten. Eğer ben her vakayı aklımda tutarsam, bir sonraki telefona ya da bir sonra yardımı ihtiyacı olan insana yardım edemem. O yüzden mecburen biz onları işte zihnimizde silmek zorundayız. O anı, o heyecanı, o stresi yaşıyoruz. Ama telefonu kapattıktan sonra o stresi bırakmak zorundayız ki biz bir sonraki kişiye yardım edebilelim. Her acil çağrı farklıdır ve farklı bir yanıt gerektirir. Ve 112 aramaları sadece bir başlangıçtır. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Orman Yangın Birimi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki operatörlerin yönlendirmeleriyle orman yangınlarına en kısa sürede müdahale ediyor. Yangınlarla birlikte orman arazisi olan bölgelerdeki kaçak ağaç kesimi, kaçak yapılaşma, orman arazisi içine hafriyat dökme, mesire alanları dışındaki ormanlık arazilerde ateş yakma ve izinsiz kozalak toplama gibi suç teşkil eden olaylar da bu birimin görev ve sorumlulukları arasında yer alıyor.